2008 yılında coğrafi işaret tespitiyle başladık. Yanılma ve diğer yöntemlerle yaparak 2010 yılında Bayram Üç Beyaz'ın Türk Patent Enstitüsü'ne müracaatını yaptık. 2011 yılında da Bayram Üç Beyaz'ı Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaretine yayınına çıktı. 2013'te de tescil olmuş oldu. 2013'ten sonra çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. Bu devam ederken de Bayram Üç Beyazı'nın bir eksikliğini gördük. Fidan tescilini yaptık. 2016 yılında fidan tescilinden müracaat ettik. 2020 yılında 4 çeşit olarak fidan tescilini yaptık. Yine 2020 yılı 16 Aralık tarihinde Bayram Üç Beyazı Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili konusunda tescilinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlandı. Tabii bununla da bitmiyor. Bundan sonra Bayram Üç Beyazı'nın paketleme, ambalajlama ve yönetimsel işlerini yapmak zorundayız. Bu yönetimsel derken yani coğrafi işaret almakla mesele bitmiyor. Üreticinin ambalajlı paketli bir ürün teminini sağlamak. Biz Avrupa'ya Bayram Üç Beyazı bayrağını dikmiş olacağız. Üretim noktasında sıkıntılarımız yok. Pazarlama noktasında Avrupa Birliği'nin 28 ülkenin market reyonlarında Bayram Üç Beyazı yerini almış olacak. Yani ihracatın önü tamamen açılmış olacak. Tüm yerel ve büyük zincir marketlerinde Bayram Üç Beyazı'na ürününü ihracat olarak gönderen bir firma tarafından artık satışa sunulacak. Yani şimdi insanlar beyaz nektarını yiyebilir ama Bayram Üç Beyazı'nın tadı farklıdır. Bugün Bayram Üç Beyazı ile beyaz nektarını ayırt eden özellikler vardır. Bunun laboratuvar analizleri, tahlilleri, üniversite hocalarımızın yapmış olduğu çalışmalarla mevcuttur zaten bu. Yani açıkçası coğrafi işaretli ürün daha kaliteli bir üründür. Daha böyle sürdürülebilirlik bir tarımla yapılan bir üründür. Coğrafi işaretler her geçen gün önemi arttıktan sonra biz bunu Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilliğine müracaat ettik. Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilliğine müracaat ettikten sonra da gerekli çalışmalar, incelemeler yapıldı. 2016'dan bu yana yapılan 4 yıllık Avrupa Birliği çalışmasından sonra gelinen noktada 2020 yılında Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanmış oldu. Tabii bununla beraber Avrupa bugün iç pazarda coğrafi işaretler reyonunda şu logonun her tarafta olması gerekiyor üründe. Tabii daha sonra da Avrupa Birliği'nden bir logo alacağız. Bu logoyu buraya koyduğumuz zaman ürünümüz daha görünebilirlik, daha güzel reyonlarda gözükecek. Avrupa'da bu ürünün tanınabilirliğini sağlamak lazım. Zaten Avrupa'da bir sürü soydaşımız var. Bir sürü çalışanımız var. Onlar bu ürünü bizim bu ülkeden gidenler tanıyor. Düşünün Avrupa Birliği'ndeki X markette bu ürün satılırken gördüğümüz zaman üreticimiz daha fazla para kazanacak.